10 Şubat tarihinde Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde okullara tatil verdiğinde Enver'in normalde memleketi Van'a gidiyor olması gerekiyordu. Fakat aileye geliyorum dediği halde gelmedi. O gün bugündür de baba arıyor. Geçen hafta da Sürüçomuz'da geldi ve oğluna seslendi. Bugün baba oğul 10 Şubat'tan sonra ilk defa buluşacaklar. Babanın da hep yüreği ağzındaydı. O anların hatırlatması, ardından da Enver Sürüçomuz'da olacak. Şu anda Antalya'da abisiyle beraber. Bugün o buluşmaya ait bir fotoğraf karesi var. Çok sevindim. Sizin katkınıza çok teşekkür ederim. Siz beni buraya çağırmasanız kimse beni görmezdi. Oğlum orada olduğunu kimse bilmezdi. Hanifi telefon attığında. Ha. Enver yanınızda mı? Evet, yanımda şu an. Enver'cim, şu anda ailenle aynı sevinci yaşıyoruz. Babamı mutlu ettiniz, bana barındırdınız. Allah'ım razı olsun. Niye gittiğim falan hiç kimsenin umurunda değil. Bundan sonra iyi bir hayatın olsun. Sakın kendinden habersiz bırakma, değil mi? Tamam. Enver. Efendim baba. Çok özlemişim. Sanki dünya hepi benim. Öyle sevindim ha. Vallahi kanatım olsa uçarım. Korkuyor musun bir daha gider diye? Yok yok, inşallah gitmir falan. İnşallah bu daha böyle yapmaz. Akıllı bir çocuktur. Allah'ın izniyle. İnsan bir seferde hata yapar. Onun hatasını da kabul ediyorum başım üstüne. Abdülkerim amcacığım. Abdülkerim amca. Buyur ana. Bugün gözünde bir hüzün var, niye? Yok vallahi yüzümde sevgiyle bu yüzüm var. Yüzüm yoktur. Bugün en mutlu günümdür. Nasıl hüzün olur mu? Çağırayım mı oğlunu? Çağır ya oğlum. Çağır. Alkışlar Enver için. Babayla buluşacak 10 Şubat'tan sonra Enver Karakoç. Karakoç ilk defa. Şimdi stüdyomuza geliyor. Aferin oğlum. Akıllı oğlum. Abdülkerim amca. Buyur ana. Nasılsın? İyiyim, çok güzelim ana. Allah razı olsun. Ne kadar yakışıklı oğlum var. Teşekkürler. Hoş geldin Enver'cim. Hoş bulduk. Vallahi biz senin hakkında burada günlerce konuştuk. Babanı tanıdığımız için, yani tabii ki böyle bir olay vesilesi keşke olmasaydı ama babanı tanıdığımız için de çok memnunuz. Şu an için de çok mutluyuz ve memnunuz. Teşekkürler. Ya, İnan ki bu kadar güzel bir şey olacağını düşünmemiştim yani. Babamı böyle ağırlamışsınız. Sizlere yani de. Sen babanı bile, babandan bile bir şey beklemedin ha? Seni yoracak ha? Yani bu kadar büyük bir şey yapacağını beklemiyordum açıkçası. Yani şaşırdım. İzlemiyordum televizyonları, gündüzleri. Haberlerim yoktu yani hiç şeylere çıktığını. Yani bilseydim hemen arardım yani, haberi verirdim sen tabii. Sen kendin, ben zaten dedim ya, mutlaka sokaklardaysa bir şeyler
hani hayatta kalmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsa asla televizyon izlemiyordur diye. Şunu söyleyeceğim. Hani ben evden ayrıldım. Yalan da söyledim. Bir daha da geri dönemedim. Beni aramazlar mı diyordun? Yok, ararlar tabii. Onun bilincindeydim zaten. Ama? Ama işte biraz zaman geçsin. Kafamı toparlamam lazımdı. Ondan sonra dönerdim elbette. Peki baban televizyona çıkıp da oğlumu arıyorum, ciğerimi arıyorum der miydi senin gözünde? Yani derdi tabii yani. O kadar tahmin etmemiştim ama yapardı, ararlardı tabii beni. Yani televizyona çıkacaklarını sadece tahmin etmemiştim. Ülkeyi ayağa kaldırdı be. Vallahi. O kadar onu, sevildiğini biliyor muydun? Onun hakkını ödemem biraz zor tabii yani. Biliyordum tabii. Babam öyle bir insan. Sağ olsun. Her daim severdi. Hep severdi. Hep severdi. Zaten senin hikayen de hepimizi şaşırtan taraf da bu. Yani hani babana bakıyoruz, şeyi bile sordu işte, şiddet uyguluyor muydunuz? Her şeyi soruyoruz. Sadece yayın içi değil, yayın dışında. Ne bileyim, sana baskı yapıyorlar mıydı çok fazla? Üzerinde etkileri var mıydı? Sen bundan dolayı mı evden ayrıldın diye her şeyi sorduk. Fakat hep karşımızda sevgi dolu bir baba var. Yok, çok ataerkil ama... Bu yaşıma kadar yani babamdan şiddet görmedim ben. Ya yani babam hep severdi küçüklüğümden bu yaşıma kadar. Yani babamdan hiçbir zaman bir problem yaşamadım ben. Yani kendi irademe bağlı bir şey yapmak istedim. Ama işte. Ama işte. Buralara kadar çıkacağımı düşünememiştim yani. Kendi iradenle. Aynen. İnan senin hakkında o cümleleri ben burada söyledim. Bilinçli yani. Bir... Hiç programı da izleyememiştim. Gündüzleri pek müsait olamıyordum. Ufak tefek işler bulmuştum. Çalışıyordum böyle. Geceleri sadece müsait olabiliyordum işte. Televizyonu da o zaman açtığımda tabii program saati değildi. Yani hiç bu kadar olacağını tahmin edememiştim yani şimdi. Neydi peki kafandaki? Yani bunları ne olur merak ediyorum. Yani aslında senin kendi iradenle bir şey yapıp ayakta kalma mücadelendi bu. Bundan dolayı ayrıldın. Ana sebep neydi? Ana sebep derslerimden kaynaklanıyordu biraz. Yani ailemi mahcup etmek istememiştim. Yani onların karşısında bu şekilde çıkmak istememiştim. Yani ufak problemlerden dolayı böyle bir şey yapmaya kalkıştım ben de. Yani şimdi buraya kadar gelmişim. Bu olayları yaşadım yani. Nasıl bir şey yaptığımı ben de tabii şu an yani farkındayım. Yani bu kadar... Hatalı olacağını düşünmemiştim bu olayların. Yani bilmiyorum şimdi. Aslında buradan gençlere de iyi örnek oluyorsun. Yani şu anlamda iyi örnek olacaksın. Ben derslerimde sıkıntılı ve zor bir süreç yaşadım. Belki aynen. Okulu uzatacaksın bir yıl daha. Uzattım aynen. Uzattın mı? Tabii. Aman uzat boş ver. İki yıl falan uzuyor okulu. Aynen. okusun. 2 yılda... Uzatsın değil mi? O 4 yıl daha okusa ben isterim. Yeter okusun. Yeter okusun. O küçücük bir şey yani okulun uzaması, bunu aileme nasıl söyleyeceğim? Onlara karşı mahcup olmamak için onlardan kaçmayı ve uzaklaşmayı göze alan bir genç var. Tabii ki yani... bunu yapmamak lazım. Dürüstçe söylemek gerekiyor. Yani yapmamak lazım tabii. En fazla ne olacak? 2 tane laf söyleyecekler. Abla bu kurallı bir çocuktur. Terbiyeli bir çocuktur. Yani giyindirmedi kendine. Yediremedim açıkçası. Babamın dediği gibi de. Utancından bile yaptı. Başımıza bile yaptı. Ya. Herhangi bir korkudan, bir sıkıntıdan, bir olaydan dolayı da değil. Değildi, sadece utanç duydum. Mahcup. Bir duruma düşecektim aileme karşı. Yani kurallı bir çocuktu. Kuralını yiyemedi. Yani söyleyemedi. Yüzüne gelmedi ki baba valla ben kazanmamışım. Yani bir 2 sene daha uzatacağım. Valla değilse de sevinirdim. Yani. Zaten dolayı... acıcım onun çalışmasında yoktur. Hele sağda onun sağlığında var.
Ama şimdi de yüzünde söylüyorum. Ben şunu söylemek istiyorum sana. Evet, buraya diğer gelen fırsat bulursan bizde ailesini aramak isteyen insanlar var. O anlamda sen böyle dağ gibi duran, Anadolu'nun bağrından kalkmış, sen bile baban bunları yapamaz, televizyona çıkamaz diyorsun. Böyle bir babaya sahipsin. İlk önce onun için bir şükret. Çok sağ şükür. Ben de sana teşekkür ederim. Diğer türlü yine seni bakın Van'dan çıkıp seni okutmak için diyor ki 14 sene daha okuturum. Yani. Ne olursa olsun sıkılabilirsin. Şimdi üniversitedeki gençlerin en büyük problemi okul değil aslında. Lise eğitimini almış bir çocuğun üniversiteyi bitirir. Ama üniversiteyi ayrı bir şehirde okumak, kendi şehrinden kopup başka bir yere gitmek, kültür farklı, insan ilişkileri farklı. Bunda insanlar zorlanabilir. Ve bir de Türkiye'de yaşıyorsun. Biz de şöyle bir anne babayız, sen onu anlayamıyorsun. Yani biz reşit nedir bilmiyoruz bizim ülkede. Biz evlendirmeliyiz, evini biz almalıyız, hayatına karışmalıyız. Bu hep sevgiden oluyor. Yani anne olarak aynı hataları, belki çocukları biz de boğuyoruz ama biz... Elimizde değil yani. Yani elimizde değil. Biz annemizden babamızdan böyle görüyoruz, baban da böyle gördü. Seni evlendirinceye kadar ev bile hazırlamış senin için. Aynen. Evin bile hazır diyoruz ki hazır. Babana. Evet. Yani çalışıyor, çalışamaz o, yapamaz. Haklı, bana kıyamazdı yani fazla çalışmamda ısrarcı olmazdı. Yani okusun oğlum derdi. Yani babam sağ olsun öyle bir insan. Bunu çalışması zoruma gidi, çalışmayacak. Bunu okuyacaksa da okumak için Allah bunu yaratmış. O da kaçı kavat, kaçma ya sen okusun. Ben seni öpeceğim. Vallahi öpeceğim babam ya. Allah razı olsun, teşekkür ederim.